Herkese selamlar dostlar 4 ve 5 Temmuz aslında hepsi 5 Temmuz'un ama bu gece oynanacağı için e, erkenden videosunu çekmek isterim 4 Temmuz olarak da değerlendirebilirsiniz 3 tanesi gece mücadelesi yani 4, 4 Temmuz'un gecesinde oynanacak karşılaşmalar bilginize 6 adet mücadelem var ideallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğim çok güzel gidiyoruz son dönemde özellikle Temmuz ayı güzel başladı umarım böyle gider devam edelim Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Daha önce yapmış olduğumuz skor kazananlarını açıklayalım. Bodo maçının skor kazananı Jarhiev, Azerbaycanlı sanırım bu kardeşimiz. Aspor maçının skor kazananı Okan Develi isimli arkadaşımız. Instagram'dan bana yazabilirler. Sizlere maç skoru yarışması olarak da bir hazırlık maçı var. Galatasarayla Halstin'in mücadelesi var. Yarın 19.45'te oynanacak karşılaşma. Sizce bu maç ne olur? Maç skorunu size sordum bilen bir arkadaşımızı Temmuz ayı boyunca katıl Telegram gruplarımıza alalım. Temmuz ayı için katıl Telegram gruplarımız zaten yenilendi. Onun da bilgisini tekrardan vermiş olalım bu videoda. Çok güzel gidiyoruz Temmuz ayında. Gerek canlılarımız olsun gerek de kuponlarımız, maç yazılarımız gerçekten güzel gidişatla birlikte start verdik. Benim de dönüşümle birlikte artık. İletişimimiz zaten Kangal Bey. Hem gruplara gelmek isteyenler hem maçlar hakkında herhangi bir soru olmak isteyenler. Maç skoru kazananlar falan her şey buradan Instagram üzerinden benimle doğrudan iletişime geçebilirler. Yüksek misinin Temmuz ayında iki tane yüksek misli verildi. Birisi de dün verildi. İngiltere U21 Portekiz'in U21 mücadelesi vardı. Canlısını da yaptım hatta herkes açık grupta. Ben dedim ki Avrupa bahsidir. Bu nesine için oran açılmamış. Nesine için zaten MBS 2 falan açıyorlar. MBS 3 açıyor. O yüzden zorlanıyoruz. Avrupa'dan oynayanlar çok fazla olduğu için U21 maçında dedim ki turu İngiltere geçer. 90 dakikada olmasa bile uzatmalarda ben İngiltere'nin geçmesini bekliyorum. Çünkü kadrosu gerçekten Premier Lig'de top koşturan kadro. Neredeyse hepsi. Ve bir 40, Zaten 90 dakikada maçı yendi. Canlısını da yaptık. Canlısını da kazandık. 4.5 altında bir verdik. Öyle de kazandık. Her türlü kazandık. Yüksek misle devam ediyor. 750 TL buna önermişiz. Mesela devam ettim. 3 Temmuz'un raporuna baktığımız zaman da Videoda bir tane skor yakalamışız bu arada. Kalmar mücadelesinde birbirine bir skor söyledim videoda. O da tertemiz geldi. Mücadelede de öyle bitti. Güzel oranlardan yakaladık. Bakın. Portekiz U19'un aldık. Araştırdım. Dedim ya U19'u araştırıyorsan bir zahmet beğeni atın diyerekten. Ertburg maçı 2-0 bitti. Güzel yakaladık. Kalmar 2-3 gol. Güzel geldi. Kortiba mücadelesi 2-3 gol. Temiz geldi. Şitabek mücadelesi de ev sahibi çok pozisyon kaçırdı. 1-0 bitti. Onun da KG varı. Onda da şey bekliyordum. 1-1 skor bekliyordum. 1-1'e göre olmuştum. 1-0 bitti. Güzel şekilde ilerliyoruz açıkçası. Devam ettim. Günün maçları falan oluyor. Dediğim gibi maç yazıları şeklinde ben yazıyorum. Masun 2 yüksek oranların ideallerinden maç yazıları şekilde katıl telegram gruplarında yazıyorum. Bu şekilde ilerlememizi sürdürüyoruz. Canlı olaraktan da dediğim gibi basketbol, Çin Ligi her türlü U19 U20 bunlardan zaten ilerliyoruz ki kazanıyoruz da. Yani canlıda zaten izlediğimiz için neyin ne oldu az uç belli oluyor. Bakalım bugünlerde ne yapacağız diyerekten de hatta ben katıl telegram grubundan şöyle bir şey göstermek istiyorum. Baktım dakika 10 Şöyle göstereyim. Dakika Kadroya baktım. Biraz da 10 dakikalık izledim. Bak Gibbs White, Gordon, Maduke, Jones, Ramsey, Aarons. Bu isimler Premier League'de top koşturan isimler. Dedim ki dakika 10'da da verdim. Altına ne yazmışım? Masada iki bardak var. Birinde viski, birinde çamaşır suyu var. İngiltere gol attığında viski, Portekiz attığında çamaşır suyu içiyorum. Bol şanslar dedim. Maç sonu biri dakika 10'da bir gibi orandan verdim. Canlı verdim. Onun dışında Molde maçı vardı. O da temiz geldi bu arada. Ev bir buçuk son dakikalar da, dakikalar da geldi. Şöyle çamaşır suyunu kaldırıyorum masadan. 1-0 bitti. Hem dediğim gibi hem kupayı kazandı. Hem yüksek mislimiz hem ideal kuponlarımız da vardı. Kazandı. Hatta ideal kuponumuz da ekrana gelsin. 4.5 altında birdi. Boda maçında da ilk yerden bir gol aldım. 2-0-5 gibi orandan tertemiz kazandım. 1.86'dan almışız bakın İngiltere maçını bu şekilde dostlar ilerlememizi göstermek istedim. Bakalım. Başlayalım. 6 adet mücadelem var. Bu gece oynanacak karşılaşmalardan 3 tanesi, 3 tanesi de yarın. Inter Miami ile Columbus Crew karşılaşması. Şimdi Inter Miami tarafından değişiklikler oldu. Ondan bahsedelim. Bizim Messi Miami'de ama daha bir ay var. Sanırım takıma katılmasına bir ay var. Sanırım ya dün haberlere baktım biraz. Bugün de araştırdım. Ya bir ay sonra falan takıma katılması bekleniyormuş. Zaten dediğim gibi Miami'nin gelmesi, o Messi'nin gelmesiyle birlikte hem şehir hem ABD komple hem de takım içinde bir hareketlilik var. Hatta Inter Miami'nin teknik direktörü değişti dostlar. Teknik direktörü de kim? Gerardo Martino olması lazım. Nereli? Tahmin edin nereli? Tabii ki Messi. Muhtemelen Messi'ye sorup almışlardı bakın. Arjantinli teknik adam geldi. Ve eminim ki yeni geldi. Geçen ilk maçına çıktım bir birlik bir beraberlik kaldı. Bugün de ikinci maçına çıkacak. Tekrardan taraftar önünde. Yani takımda bir hareketlilik var. Kötü bir gidişat vardı. Sürekli arda arda gelen mağlubiyetler vardı Miami tarafında. Fakat ilk maçında berabere kaldı. Arjantinli muhtemelen Messi'ye sorup getirmişlerdir. Yani Messi'nin onayını almadan bir iş yapmazlar şu an. Adam tüm takımlar maaşını ödeyecek, hisse alacak vesaire derken yani Messi'dir normal tabii ki. Columbus Crew ile oynayacak. Columbus Crew de arkadaşlar liderle oynayan bir takım. 6 maçının 5'ini de kazandı. Bir tane de berabere kaldı zaten. İyi de oynuyor. Ben burada Miami'ye gol atmasını bekliyorum. Mücadelede bir öncelikle KG var tercihini bir 35 gibi orandan sunabilirim sizlere idealden. Onun yanında neler yapabiliriz diye baktığımız zaman da var ve üst olarak değerlendirirsek oranda 1.58 olur. Zaten ben 1-1 bir, bir, bir skor bekliyorum. Olursa biri daha atarsa burada 2.5 buçuk üstü var 1.58 gibi orandan değerlendirmesini yapmış oluruz bilginize. Orlando City ile Toronto karşılaşması. Orlando son başında 3-1'lik bir skorla Chicago Free'yi yendi. O maçta da iyi bir futbol sergiledi ki karşılarında da bu sefer zayıf bir rakip var. Toronto zaten oyun olarak beklentinin genel sezon boyunca beklentinin altında ve vasatın altında. Yani vasat bir futbol oynuyor. Ortalama bir futbol oynuyor. Hatta vasatın altında diyebiliriz. Savunmada yaptığı hatalar vesaire derken biraz araştırdığınızda zaten sizler de göreceksinizdir. Burada ben Orlando City'nin yanında olmak durumundayım. Hem son maçında bir iğme aldılar, oynadılar. 3-1 kazandılar ki o maçta da üstün oynadılar. Rakip kırmızı kart gördü fakat kırmızı kart görene kadar zaten iyi oynayan bir Orlando takımı vardı. Burada da Muhtemelen o iyi oyunu sürdürecektir. Ben Orlando'nun atacağı iki golü değerlendirme altına aldım. İdealden onun da oranı bakın 1.40'larda falandı. 1.31'e kadar Orlando'nun oranı düşürdüler. Ben bunu size idealden önerebilirim. Bir de yanına hatta kendimden not alayım. Ee, risk denemek adına diyelim. İlk yarıdan bir Orlando galibiyeti gelebilir mi? Bunu sorayım sizlere. Onun da oranı 1.70. Yani risk isteyenler de 1.70 gibi orandan Orlando'nun ilk yarıdan atacağı gole de girebilir. İlk yarıdan galibiyetine diyelim. Galaxy ile Los Angeles karşılaşacak. Bu bir arkadaşlar derbi. Onu belirtelim. Yani yıllardır bu derbi olarak devam ediyor. Galaxy son 4-5 maçında zaten sürekli beraber kalaraktan geliyor. Atıyor, atamıyor. 0-0, 2-2 bitiyor. Gollü maçlara da imza atıyor. Daha kaliteli olan taraf Los Angeles tarafı hem kadro kalitesi hem de oyun olarak zaten kendini göstermiş bir takım. Derbi olması kaynaklı Deplasman'da da 1.69 gibi bir oran açılmış zaten. Yani derbiye Deplasman'dasın favori gösterilmişsin. Buradan da kalitesini anlayabilirsiniz zaten. Burada şöyle bir önerim olacak benim. Yani de ben burada derbilerin bir no sonucu belli olmaz diye bir mevzu vardır. Bilirsiniz bu sözleri. Ben Galaxy'nin de gol atmasını bekliyorum. Var olarak değerlendirdim. Yine bu maça var olarak giderden alabilirsiniz ama Miami'ye yaptığımız gibi 2.5 üst ve var yaparsanız oranı biraz daha 1.48 bandına kadar yükseltebilirsiniz. Bu şekilde değerlendirme yapılabilir bu mücadeleyi İsrail ile İngiltere U21 karşılaşmaları oynayacak. Sanırım bu iki takım grupta karşı karşıya gelmişlerdi. Atılıyorum. 2-0 bitti doğru. İngiltere'nin ben burada salacağını düşünmüyorum açıkçası. Zaten İsrail yani de burada da favori gösterilmiş kadrosu geçen maç gösterdim ya. Dur tekrar göstereyim. Videoyu atlayanlar oluyor. Bakın Portex maçı ilk 11'ine bakalım. Abi şu kadroya bakar mısın? İleri at zaten 500 milyon ya. Şu ilerideki 6 isim 500 milyon toplamda. Her neyse devam edelim. Burada İngiltere tarafında olacağız ama İngiltere yenerken nasıl yener? Ona bakmak lazım. Biraz ben 4.5 altında 2 olarak değerlendirmesini aldım. 1.37 çıkarabileceğim ideal oran bu yüksek orana gidemedim bu mücadelede. Çünkü doğru düzgün bir oran yok. 4.5 altında 2.37 gibi oranla idealden önerebilirim sizlere. Diğer mücadelem Galatasaray ile Hull City karşılaşması. Bu maçın da skorunu sizlere sorduk. Sizce maç skoru ne olur? İki takım şöyle işte karşı karşıya gelmemiş. Maç arkadaşlar TV8'den canlı olarak izleyeceğiz öncelikle. Hull City'de Acun'u zaten Instagram hikayelerini takip ettiyseniz en son gün İstanbul'da Beşiktaş'ta ustada yemekteydi takım. Ya e, takımda güzel bir hava var. Oyuncular gülüyor. Ozan Tufan falan. Ortam neşeli yani. Bir hazırlık mücadelesi. Galatasaray burada ilk yarıdan mesela ilk 11 çıkıp ikinci yarı genç oyuncuları sokabilir. Gollü bir maç olacaktır. Var, üst gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz bence. <laughs> Hatta e, oran ne açılır bilmiyorum. Hatta bir dakika Avrupa'dan bakayım baktım da Avrupa'da da daha aynı oranlar açık değil ama var üst oran yoksa 3.5 üst tarzında. Zaten bakın son dakika haberi geldi. Maç golükten bildirim düştü. Acun Uluçalı Ozan Tufan'ın Hull City'de kalacağını açıklamış. Daha yeni geldi. O da Hull City maçını açıkladı artık. Her neyse. O şekilde gollü bir maç bekliyorum. Maç skorlarınızı yoruma yazmayı unutmayınız. İspanya ile Ukrayna. O 21 Ukrayna beklenenin üstünde bir futbol sergiliyor. Murdik falan geçen maç sağlam oynadı izledim. İspanya'yı da zaten 90 artı 1'de gol yemişti. Uzatmalarda 2-1 yaptı. Öyle kazan çıktı üst tura. Yani burada İspanya kazansa bile ilk mücadele bunların 2-2 bitti bakın. Bak ilk mücadele 2-2 bitti. Ben burada biraz risk almak istiyorum. Ve şöyle bir tane idealim bir tane yüksek oranım var. Ben mücadelenin ilk yarısında çok fazla gol beklemiyorum. Ve ilk maç gibi çok gollü de olacak gibi düşünmüyorum. İlk yarı 1.5 altı oranı 1.30'du 1.27 diye düşünmüşler. 1.27 diye düşünmüşler. İlk yarıdan ben iki gol çıkmaz diyorum. Ve mücadele de daha çok gollerin ikinci yarı çıkmasını beklediğimden kaynaklı. 1.76'da bunun önerisi var. da bunu öneriyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Toplamda 6 mücadelem var. 5 Temmuz için. Ama 4 Temmuz gecesinde oynanacağı için başta 4 Temmuz yazarım. Ondan sonra 5 Temmuz'a çeviririm. Herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.